o yüzden Sayın Öcalan'ın tam da bugün ifade ettiğimiz dış politikalarla ilgili sözleriyle başlayacağım. 2019 ziyaretinde ifade ettiği, içinden geçtiğimiz tarihi süreçte derin bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Sorunların çözümünde her türlü kutuplaşma ve çatışma kültüründen uzak demokratik müzakere yöntemine şiddetle ihtiyaç vardır. Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle, yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz diyen ve bugün Türkiye'nin içinde bölgesel ve küresel bir sorun haline gelen Kürt sorunu çözümünde ana aktör ve muhatap olarak kabul edilen Sayın Öcalan üzerindeki 25 yıldır süre gelen tecritin tam da bu dış politikalarla ilişkisi ve bağlantısı ve etkisi nedir? Şu an güncel olan İsrail-Filistin meselesindeki ara buluculuk rolü istemenizde Sayın Netanyahu ne demişti? Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayanlardan ahlak dersi alacak değilim diye karşılık vermişti. Türkiye'nin dışarıda barışa, çözüme yönelik her sözü samimiyetsiz ve gerçeklik dışı olarak görülüyor. Orta Doğu'da yakıcı olan iki sorun, biri Filistin, diğeri Kürdistan, Kürt meselesidir. Filistin'le ilgili ifade ettiğiniz, Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler ve hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir dediniz. Bakın değiştirelim, buyurun Filistin meselesi ve Kürt meselesindeki sözleri değiştirelim. Kürt meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler ve hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Biz de tam olarak öyle diyoruz. Türkiye kendi Kürt sorunu çözmeden nasıl bir ekonomik ve siyasal düzenin kurulmasına nasıl bir öncülük edecektir? Kürtler tam da bunu istiyor. Demokratik, barışçıl yöntemlerle içte Kürt sorunun çözülmesi, dış politikada Kürt karşıtlığı değil, demokratik, gerçek, barışçı bir politikanın yürütülebilmesidir. Bugün Türkiye'nin uluslararası alanda sorunların çözümü için yaptığı diyalog ve müzakere çağrılarının aynısını kendisi için işletmesini istiyoruz. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğü diyorsunuz. Ama bugün Suriye'de, Afrin'de görülen politikalarda toprak bütünlüğünü savunduğunuz Suriye'de Kürt coğrafya isimleri değiştiriliyor, eğitimler Türkçe veriliyor, Kürtçenin belli bölgelerde yasaklandığı söyleniyor. Siz bundan haberdar mısınız Sayın Bakan? Türkiye toprak bütünlüğünü savunduğunuz bir devletin yaptığınız bu uygulamalardan haberi var mı? Sormak istiyorum. Bu bütçenin ne kadarı bugün Afrin'e ifade edilen bu uygulamalara verilmektedir? Afrin'e mülki idari amir atandığı doğru mudur? Türkiye'nin 2022 yılında Zaho'ya yaptığı hava saldırısında 9 kişi ölmüştü. Irak o dönem Türkiye'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini bildirmişti. Türkiye'den resmi bir özür talep etmişti ve Türkiye'den derhal askeri güçlerini çekmesini istemişti. BM'ye yapılmış bu başvuruyla ilgili son durum nedir? Askeri güçlerinizi ne zaman çekeceksiniz? Irak'ın talebi üzerine. 17 Ağustos 2021 yılında Sincar'da bir hastane vurulmuştu. Yine Türkiye'nin vurduğu bir hastane. En az 4 sivil öldürülmüştü. Orada Ezidi ve sivil olan Saado Elias da öldürülmüştü ve Saado'nun örgüt üyesi olduğu söylenmişti. Bu Elias, Saado Elias'ın iadesi için Irak'la öncesinde herhangi bir temas oldu mu? Onun suçunu kanıtlayan herhangi bir tespit oldu mu? Bu tespite göre mi sınır ötesi bir operasyon yapıldı ve buna göre mi temaslar yapıldı? 16 Ağustos 2021 Saad Hasan ve İsa Hudeyda drone saldırısına hayatlarını kaybetti. Bu kişiler hakkında öncesinde Irak makamlarıyla temaslarınız oldu mu? Ağustos 2023'te 17 yaşındaki Riyam Ziyad, babası okul müdürü Ziyad Kadir ve arkadaşı Hasan Kaşmul'a drone saldırısına katledildiler ve araba yolculuğu yapıyorlardı. İran'a gidiyordu. Milli Savunma Bakanlığı hemen örgüt üyelerini öldürdüm dedi, ardından ifadesini geri çekti. Bu kişilerle ilgili daha öncesinde herhangi bir bakanlığınız aracılığıyla bilgi talebi yapıldı mı? Bunların kim olduğuna dair tespitlerine dair. Irak, Rusya, İngiltere ve ABD Türkiye'nin IŞİD petrolünü alıp sattığını iddia etmişti. Bu ithama yönelik de herhangi bir inceleme yapıldı mı? BM'ye şikayetler yapılacaktı. Bunların son durumu nedir? Suriye ile ilgili, Suriye'de Türkiye'nin hali hazırda işgalci güç olarak bulunduğu yerlerde 2018'den bu yana kaç kişi Türkiye'ye mahkum olarak getirildi, savaş esiri olarak getirildi? Suriye hükümetiyle bu kişilerin iadesi hakkında herhangi bir temasta bulunuyor musunuz?
Suriye ile bazı angajmanlarınızın olduğunu söylediniz. Bu angajmalar sonucu Suriye sizden çekilmenizi talep etti mi? Ne zaman çekileceksiniz? Al-Hol, Roj ve diğer kamplarda IŞİD isnatı ile bulunan kaç Türkiye vatandaşı var? İadeleri için neler yapıyorsunuz? Hevrin Halaf'ın 2019 yılında 12 Ekim başlarken bir kişi karşı taraftan AK Parti grubundandı sanırım. Sürekli not alıyordu. Rencide oluyoruz diyordu. Orhan Bey'di sanırım. Rencide olduğunu söylüyordu Kürtlerle ilgili beyanlarımıza. Rencide olmak istemiyorsanız işgal altındaki eğitimde Afrin'de eğitim dili neden Arapça Türkçe, neden PTT var, neden Urfa valisi bir tarafmış gibi davranıyor. Serekaniye'de bir dakika daha istiyorum. Serekaniye'de Serekaniye'de 25 bin Kürt öğrenci varken neden 6 Kürt'e düştü? Ve aynı zamanda diyorsunuz ki niye sizden ses çıkıyor biz bir şey söylediğimizde? Tel Abyad'da IŞİD kontrol, orayı kontrolü altında tutarken Tel Abyad'da Türkiye ihracat ediyordu. Ne ihracat ediyordu? Amonyum nitrat patlayıcı. Bunlar Türkiye'nin kendi kaydında var. YPG oranın kontrolünü alınca sınır kapatıldı. Şimdi size soruyorum. Terör örgütü dediğimiz IŞİD, çeteler, bu çeteler sınırdayken kılı kıpırdamayanlar şimdi mi kılı kıpırdıyor ve güvenlik kaygıları şimdi mi oluşuyor? Teşekkür ediyorum.